Kardeşler, ne çocuklara cep telefonu almayın diyebiliyorum ben burada, ne şu interneti uzak durun, aman Allah bununla cehenneme girersiniz diyebiliyorum, ne de televizyonu görüyor musunuz nasıl bizi Allah'tan koparıyor diyebiliyorum. Bunların hiçbiri denemez hale geldi. Dün televizyonu şeytana, deccala benzeten büyüklerimiz bugün televizyonla mesaj vermeye çalışıyorlar. Yani bizden önce ümmeti Muhammed'i ikaz etmek, hoca efendilik konumunda bulunmak durumunda olan büyüklerimiz bugün başka bir siyasetle bu işin üzerine gitmek zorunda kaldılar. Neden? Çünkü bakıldı ki bu dışarıdan ayıplama, kınama vesaireyle baş edilir bir durumda değil. Bari bu musibetle baş başa yaşamayı öğrenelim dendi. Tıpkı köpek gibi mısırıyor mısırıyor ama bağlayıp kapında tutarsan işe yarıyor. Bu durumu bu şekilde değerlendirmek için şunu söylüyorum. Yani bir Müslüman olarak kardeşler, biz bu interneti, medyayı ve benzeri teknolojik gelişmeleri, cep telefonu da bunun içinde olmak üzere, bilgisayar, cep telefonu, televizyon, şu üç büyük, son 50 yılın üç büyük teknolojik yatırımı ve gelişmesini en mükemmel cihat malzemesi olarak da kullanabiliriz. Nefsimizi ve neslimizi helak edecek ve bizi ahirette cehenneme sürükleyecek bir musibet olarak da kullanabiliriz. Akılsızca vaktimizi ve ahlakımızı öldüren zararlı nesne halinde de kullanabiliriz. Üç pozisyon var bu teknolojik gelişme, yani halkça konuştuğumuzda cep telefonu, bilgisayar ve televizyon. Bu üç isim bu teknolojiyi simgeliyor. Cep telefonu, televizyon ve bilgisayar. Esasen bunların altyapısı böyle değil tabii. Yani linki, minki, frekansı böyle, bu deyimleri kullandığımız zaman meseleyi daha böyle mühendisvari kullanmış oluyoruz. Ben ona ihtiyaç hissetmiyorum. Cep telefonu, televizyon ve bilgisayar. Bu bizim masamızda duracak. Evimizde, büromuzda, hatta artık otobüslerde, uçaklarda karşımızda duran bu cihazların muhakkak bir kullanım kılavuzu olması gerekiyor. Bu kılavuz zaten satılırken veriliyor. Zaten link verilirken sana şöyle kullanacaksın deniyor. Ben onu kastetmiyorum. Müminin kılavuzu olan Kur'an'ın cep telefonca, bilgisayarca, televizyoncası bilinmelidir. Yani benim Kur'an'ımın beni nasıl bir cep telefonuna, nasıl bir bilgisayara, nasıl bir televizyona sahip edeceğini bilmeliyim ben. Aksi takdirde cep telefonunu en azından cihat nesnesi olarak kullanamadığımdan dolayı zarar ederim ben. Yani cep telefonu, bilgisayar ve televizyon sayesinde Bedir'deki mücahit de olabilirim, Bedir'de kafası koparılmış olan Ebu Cehil de olabilirim. Maazallah. Bu öyle bir keskin ve öyle riskli bir cihaz ki, bu üç cihazı özellikle simgeleyerek söylediğimizde, yani bizi Bedir'in anlı şanlı kahramanları gibi Allah'a yaklaştırabilir, Bedir'de cehennem çukurlarına yuvarlanan müşrikler gibi Rabbimizin huzuruna gidebiliriz. Üçüncü alternatif de, yani ne oraya ne buraya yar olmadan boşu boşuna ömrünü çürüten, ahlakını berbat eden bir neslin içinde yuvarlanıp gitmiş birisi de olabilirim ki, bu da esasen büyük bir kayıptır.